Önce biraz kendinizden bahsedebilir misiniz, firmanızdan? Teşekkürler Dilara Hanım. Lydia Jewelry London olarak İngiltere merkezli toptan mücevher satışı yapan bir firmayız. Ürünlerimizin tamamı Türkiye'de kapalı çarşıda ürettiriyoruz. Şu anda İngiltere'de 100'ü aşkın perakendeci firmaya toptan mücevher tedari sağlıyoruz. Onun dışında yeni başka ülkelere de girişimiz oldu. Şu anda Katar'da da varız artık. O şekilde. Fuar için nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz? Hangi ürünlerle katıldınız bu fuara? Fuar için esas bizim buraya gelme amacımız kendimizi tanıtmak. Bir network, bir çevre edinmek amaçlı buradayız. Ama bünyemizde bulundurduğumuz pırlantalı mamuller, işte 14 ayar, 18 ayar mücevherler, Araplar için verdiğimiz 21 ayar ürünler, biraz saat koleksiyonumuz var, onları getirdik. O şekilde, yani amacımız burada ürün tanıtmaktan daha ziyade dostluklar, yeni ilişkiler geliştirmek. Peki fuar sizin için genel olarak nasıl geçti? Hani katılımcı oranı olarak değerlendirirseniz yurt içi ve yurt dışı nasıl değerlendirebilirsiniz? Yani, tabii bir önceki fuara göre birazcık depremin etkisinden dolayı birazcık yavaş ama son derece verimli yani. Sonuçta burada nitelik mi nicelik mi? Yani nicelik açısından bakıldığı zaman gayet verimli geçiyor. Peki son olarak şunu sormak isterim. Önümüzdeki yıllarda hedefleriniz nelerdir Lydia Jewelry olarak? Lydia Jewelry olarak bir dünya markası oluşturma hedefimiz var. Tamamen kişi özgü tasarımlarla ilerliyoruz. Bu konuda da Türkiye'nin çok kıymetli tasarımcılarından biri Argun Bey'le çalışıyoruz, Argun Daşınar'la. Ve İngiltere'de, Avrupa'da kişi özel tasarımlar son derece revaçta. O konuda bir çalışmamız var. Buradan zaten bitmiş ürünlere de tedarik ettiğimiz zaman, yani şu an gayet geniş bir portfolyomuz da var. İnşallah markalaşma yolunda ilerliyoruz.